Telefon kanalıyla. Evet. Akıllı telefon. Akıllı sistemleri. Sizin için de özel bir yazılım tasarladık Hanif Bey. Şimdi sizin için konuşacak yazılımımız. Hoş geldiniz Hanif Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Diyor. Işıkları yak diyor. Lamba yak. Bağlanalım önce. En üstteki. Şöyle internete çekmesi gerekiyor. Evet. Lambayı yakmayacaksınız. Lambayı yak değil mi? Sesli mi diyeceksin? Sesli olarak lambayı yakmayacaksınız. Lambayı yak. Yaktı mı? Bunu mu yaktı? Evet. Sadece lambayı yak demeniz gerekiyor. Bir saniye bekleyeceksiniz. Lambayı yak. Lambayı sürdü. Evet. Çok güzel. Güzel. Harika. Teknede bitki mi bu? Bitkide mi kullanılıyor? Otomatik sulama sistemi. Ha. Zamanlama var, zaman ayarı var değil mi? Neye göre suluyorsun bitkiyi? Topraktaki, şu an suluyor. Evet. Topraktaki nemi ölçerek belirlediğimiz nem seviyesinin altına inince röle sistemimiz, evet, röle sistemimiz elektrik yolluyor ve röle sistemimiz motorumuzu çalıştırıyor. Evet. Evet. Bu da bize lazım. Mesela bir bağ evresi sudan tasarruf edeceğiz. Değil mi? Evet. Yani ihtiyaç olduğu zaman kendi kendine sulayacak mı? Çok güzel. Nem belirli bir seviyenin altına düştüğü anda otomatik anında sulamaya çok, çok güzel. Evet. Bunlar bize lazım. İnşallah bunları ürettiğimiz zaman park farmımızda, bahçelerimizde kullanacağız. Boşa su akıtmayacağız, tasarruflu kullanmış olacağız değil mi? Çok güzel. Akıllı otopark sistemi dediğimiz araçlar mı akıllı, burası mı akıllı? Evet, burası akıllı. Evet. Nasıl şimdi, ben size anlatayım kısaca. Benim dedik, mesela buradan bir araba girecek, otomatik olarak kapı açılacak. Ve geri olarak, otomatik olarak arka kapı, çıkış kapısı açılacak. Mesela bunları biz bir aylık verilere göre ücrete tabi tutabiliriz. Plakaların kaydını alabilir, ücrete tabi tutabiliriz. Çalışmasını göster işte. Nasıl çalışmayı görelim bakalım. Şimdi kapalı, hiçbir şey nesne yapılamıyor. Programı ile istediğimiz yere yönlendirebiliyoruz. Bunu geliştirdiğimizde erişimli tanklar veya zırhlı araçlar da yapabiliriz uzaktan kontrol. Uzaktan kontrol. Bataryası bağlı. Araçlar yapacaklar adamlar. Devrim alması için. Başkanım isterseniz siz yönlendirin. Farları yakabilirsiniz şuraya basarak. Toplarınızı da yakabilirsiniz. Sür bakalım. Geriye bakarsan geriye gidiyor. Sağ sol yapabilirsiniz. Olduğu yeri döndürüyor. Evet. Sen kullan bir de. Kornaya bas. Şimdi bizim sonuna çadayımız dışarıdığımız bu kabil zırhlı araçlara uzaktan gelecek zararları önleme şeyi de yapıyor. Yani mermi gelecek ya da onu tahrip edecek diyelim ki bir şey gelecek. Onu daha oraya gelmeden tahrip edip ona zarar vermesini önlüyor. Yani onu yapmaya başlıyoruz inşallah. Şeylerde, savunma sanayi. Orada inşallah bunları yapacaksınız siz yani. Savunma sanayi. Bak şimdi eskiden biliyorsunuz bu drone diyorlar ya uçaklar falan var. Şimdi İHA diyoruz, SİHA diyoruz. Onların adamlar bize parçasını bile vermiyorlardı. Ama şimdi bir delikanlı çıktı onu yaptı. Artık bırakın yapmayı geçen 9 milyon dolarlık satmışız dışarı maşallah ya. Bu arada bir tane. Engelden kaçan robotumuz var. Bu robot
buradaki mesafe sensörü aracılığıyla önüne gelen engelleri algılıyor ve engellere çarpmadan gidebiliyor. Mesela bu aracı geliştirince hiç kaza yapmayan araçlar tasarlanabilir. Bu aracı bir odada bıraksanız sabaha kadar hiçbir yere değmeden gidebilir mesela, çarpmadan. Çalıştırıyor. Allah. Aklımda araba. Yani işte bir nevi sensör değil mi? Sensörlerle engeli algılıyor. Asla kaza yapmıyor, hata yapmıyor. Önde bir engel varsa aniden durabiliyor mu? Evet. Dönüyor yani. O koduda yatarsa bunun değişik versiyonlarında evi temizleyen robotlar da yapılmış. Vakumlama sistemi koymuşlar. Hanımlara kolaylık olsun. Orayı daha düzgün. Sağ olun bize. Yolu bulmaz ki. Yolu bulmaz. Evet. Bu iş böyle böyle başlar zaten. Evet. İki mutluluğu bir arada yaşadık bugün. Bir taraftan bugün biliyorsunuz mübarek bir gece. Bir taraftan da bu güzel çocukların yaptığı çalışmaları, onların gelecekte bu ülkeye yapacakları katkıları, güzellikleri görme imkanımız oldu. Artık biliyoruz ki bu ülkenin geleceği parlak elhamdülillah. Bu ülkenin geleceğinin güzel olduğunu bilenler de bize karşı mücadele ediyor. Ama bizim mücadelemiz çok daha farklı, güzel insanlar yetiştirmek. Gelecekte hem bu ülkeyi yönetecek hem de uluslararası alanda bizi çok daha iyi temsil edecek bu güzel delikanlıları yetiştirmek inşallah. Bu ülkenin hiçbir ülkeyle bir husumeti olmaz, olmamıştır da bu ülke hep mükremin olmuştur, mükrim olmuştur, ikram edici olmuştur, sahiplenmiştir, koruyucu olmuştur. İnşallah bu çocuklarla beraber uluslararası alanda, bilim alanında da çok daha iyi yerlerde olacağız inşallah. Onlara güveniyoruz. İnşallah. Ve bu ülkenin geleceğinin çok daha güzel olduğunda burada çocuklarımızla beraber, hep beraber görme imkanı bulduk. Bu çalışmalara, bu çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunan çok değerli hocalarımıza, bu derneğimizin yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Aslında yapılması gereken şey de bu. Üzeyir İleri, Yedi Hilal Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı'nı yürütüyorum. Bu yıl burada 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda 5. sınıflardan, 6. sınıflardan, 7. sınıflardan öğrenci gruplarımızla bir çalışma başlattık. Bizim Akran grubu diye başladığımız çalışmamız zaman içerisinde Sancaktar robotik kodlama ve yazılım çalışmasına dönüştü ve elhamdülillah bugün çalışmamızın ilk meyvelerini, ilk semerelerini aldık. Robotik çalışma bundan 7 ay önce başladı. 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanife Mahçiçek'in yanına vardığımızda bizlere 15 bilgisayar hediye etti ve bu bilgisayarlarla biz burada kodlama ve yazılım çalışmalarına başladık. Bugün de kendisi burada bizi ziyaret ederek yapılmış olan bu çalışmayı yerinde inceledi ve memnuniyetini, mutluluğunu bizlere beyan etti. Biz bunu geliştirmeyi, bu çalışmaları, bu güzel çalışmaları geliştirmeyi önemsiyoruz. Çünkü çağımız teknoloji çağı ve bu çağ içerisinde bu teknolojiye yön veren yeni nesiller meydana getirmeyi, çıkartmayı, yeni çağın sancaktarlarını ortaya çıkarmayı muhakkak ki önemsiyoruz. Ben bugün burada bizleri ziyaret eden başta 12 Şubat Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Hanife Mahçiçek'e, bu çalışmada emeği geçen okul müdürümüze, Önder Can hocamıza, Sabahattin Kala ağabeyimize ve çalışmanın mimarı Volkan hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki burada en büyük emeğin sahibi de bu gençlerimiz. Emeklerine sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.